Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü 14 Haziran Euro 2020 futbol maç tahminlerinde bulunacağız ve yorumlarında bulunacağız. Tabii ki şu anda videoyu çektiğimiz zaman da diğer maç başlamış durumda. Bugünkü iki maçı yorumlayacağız ve size tahmin vermeye çalışacağım. İki maç, birisi Türkiye saatiyle 19'da başlayan Bologna-Slovakya maçı, diğeri de gece maçı olan 22'de başlayan İspanya-İsveç maçı arkadaşlar. Tabii ki ona geçmeden önce dün yaptığımız 3 maç tahmininin sonuçlarını açıklayacağız. Dün yaptığımız İngiltere-Hırvatistan maçı ilk maçımızdı. Orada 2.5 gol üstü demiştik gelebilir diye, yüksek orandan o gelmemiş oldu. 8.5 korneri öne çıkartmıştık üst. O da gelmemiş oldu, enteresan bir şekilde kornerler gelmedi. Ama İngiltere'nin yeneceğini ikinci olarak verdiğimiz İngiltere galibiyeti gelmiş oldu. Zor da olsa 1-0 yenmiş oldu İngiltere, bu gelmiş oldu. İkinci maçımızda Avusturya-Makedonya maçında, tabii ki orada 2.5 alt vermiştik ve Avusturya'nın galibiyetini vermiştik. Avusturya'nın galibiyeti geldi. 1.70 orandan, güzel bir orandan alanlar kazanmıştır. 2.5 alt vermiştik ama Avusturya 3-1 yenince tabii ki o gelmemiş oldu. Ama Avusturya'nın galibiyetini alanlar iyi bir şekilde kazanmıştır. Ve son maçımızda Hollanda-Ukrayna maçında 8.5 korneri üstünü yine vermiştik. Kornerler yine gelmedi ve 2.5 gol üstü vermiştik. Yani kim kazanır belli değil diye, ama fazla gollü bir maç olacağını bekliyordum. O da olmuş oldu. 3-2 Hollanda kazandı. Gollü bir maç çıkmış oldu. 2.5 gol üstü 1.70 orandan, güzel orandan almışsanız kazanmışsınızdır arkadaşlar. Yani genelde 3 maçında birer tahminini bildim. Diğerleri kornerler gelmemiş oldu işte. Bir maçta da goller geldi fazla. Beklenmedik bir şekilde Avusturya-Makedonya maçında. Ama genelde 3 tane bir alan ya da üstle bir kombinasyonları yapan kazanmıştır. Kazananları tebrik ediyorum. Ve bugünkü iki maçın yorumuna geçiyoruz. Şimdi Polonya-Slovakya maçı ilk maç. Daha erken maç olacak olan. Tabii ki onu yakalayacaksınız arkadaşlar izlerseniz bu videoyu. Burada size önereceğim şey Polonya. Polonya'yı yorumlayacağız biraz. Polonya takımda tabii ki Lewandowski liderliğinde yeni teknik direktörleri var. Zinovec var. İşte bayağı bir oyuncuları var. Çok iyi bir takım. Yani güçlü bir takım. Geçen Dünya Şampiyonası'nda fazla varlık gösterememişlerdi. Elenmişlerdi. Ama bu Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi durumdalar. Daha iyi olmak istiyorlar. En azından gruptan çıkıp daha ön sıralara çıkmak için uğraş vereceklerdir. Tabii ki Lewandowski'nin de yaşı 32 olduğu için artık bu son Avrupa Şampiyonası da olma ihtimali var. O yüzden elinden geldiği kadar iyi oynayacaktır diye düşünüyorum. Gol krallığını da deneyecektir diye düşünüyorum. Slovakya ise düşük seviyede bir takım. Genelde Avrupa'da 3. seviye takımları, yani Uluslar Ligi olarak sayarsak C gruplarında oynayan bir takım. Ama yine de buraya gelmeyi başardı. Onlar için zaten buraya gelmek çok büyük bir başarıydı. O yüzden onlar da tabii ki elinden gelip daha defansif oynayıp maç tutmaya çalışacaklardır. Ama Polonya karşısında Lewandowski'nin liderliğinde bunu yapamayacaklar diye düşünüyorum. Burada size güzel orandan oynayabileceğiniz sağlam olarak Polonya'nın galibiyetini öneriyorum arkadaşlar. Polonya-Slovakya maçında Polonya rahat bir şekilde yenecektir. Güzel bir oranı var. 1.80 gibi bir oranı var Polonya'nın galibiyetini. Yani güzel bir seviyelerde, iyi bir şekilde bütçenizde %30'unu geçmeyen bir şekilde Polonya'nın galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kesin gelecektir. İkinci önerim de size oran yükseltmek isteyenler, daha yüksek orandan almak isteyenler bu maçı, Polonya'nın bir handikaplı galibiyetini almaları. Yani en az bir 2-0 belki 3-0 gibi, 3-1 gibi bir maç sonucu bekliyorum. Polonya'nın farklı yenebileceğini de düşünüyorum. O yüzden bir handikaplı galibiyetini Polonya'nın alırsanız, o zaman oran da 3-30 civarlarında, 3 civarlarında oluyor sadece bu maç üzerinde arkadaşlar. Tekli maçta oynayabilirsiniz. Size önerim tabii ki Polonya maçını tekli oynayın. Daha sağlam basanlar direkt Polonya'nın galibiyetini alsın. Daha yüksek oran isteyen isterse handikaplı da
Polonya'nın galibiyetini alabilir. Yani bu maçta Polonya'ya fazla güveniyorum arkadaşlar. Siz de güveniyorsanız bu denemeyi yapabilirsiniz. Bu maçı iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Geçiyoruz ikinci maça. İkinci maç İspanya-İsveç maçı. Gece maçı olacak. Burada da tabii ki gece maçları genelde daha enteresan oluyor. Hem gece maçı olduğu için maç Sevilla'da oynanacak. Sıcak havada oynanacak ama akşam havalar o kadar sıcak olmaz yine de. Biraz da olsa 30 derece civarlarında, 25 derece civarlarında da düşme ihtimali var. Ama yine de sıcak olacaktır. Bu maçta tabii ki daha soğuk iklime alışık olan İsveç zorlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki çoğu oyuncular başka ülkelerde oynuyor İsveç'te ama İsveç'te oynayan oyuncular da var. Evlerinde de daha soğuk iklime alışık oldukları için İspanya'daki bu sıcakta zorlanacaklardır. Ve zor da olsa İspanya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki İsveç'te de kaliteli oyuncular var. Onlar da cevap vermeye çalışacaklardır ve cevap vereceklerdir. Defansları da güçlü olduğu için. Ama İspanya yenilenmiş bir şekilde Sergio Ramos'u da almadılar. Bu Avrupa Şampiyonası'nı yenilenmiş bir şekilde daha genç oyuncularla, ilerisi olan oyuncularla oynuyor. Tabii ki biraz tecrübesiz oyuncular olabilir ama yetenekleri var ve güçlü bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na giriş yapacaklardır diye düşünüyorum. İsveç orta kalitede bir takım. Tabii ki Forsberg'e daha fazla bağlı duruyorlar. Çünkü şu anda Zlatan İbrahimovic de oynamıyor. Yani bir iki oyuncuya bağlı olarak, onların performansına bağlı olarak oynadıkları için işleri biraz daha zor. İspanya'nın kendi evinde Sevilla'da oynayacağı bu maçı, sıcak havada oynayacağı bu maçı, sıcağa daha alışık İspanyol oyuncuların kazanacağını düşünüyorum. İsteyen burada, İspanya'ya güvenmeyen, ben güveniyorum. Rahatlıkla İspanya'nın galibiyetini alabilirsiniz. Ama buraya da İspanya'ya güvenmeyen 2,5 gol üstünü de alabilir arkadaşlar. Cevap olarak, çünkü ben İsveç'ten bir gol bekliyorum. Belki 2-1, belki 3-1 de bitebilir bu maç. O yüzden 2,5 gol üstünü de geleceğini düşünüyorum. Onun da oranı gayet iyi, 1,80 civarlarında. Tabii ki İspanya'nın galibiyeti daha sağlam olarak 1,30 oranda. İsteyen işte İspanya'nın galibiyetini, güvenmeyen üstü de alabilir. Ama benim daha güvendiğim şey İspanya'nın galibiyeti 1,30 orandan arkadaşlar. Kombine olarak tabii ki size önereceğim şey, bugünkü maçlarda tabii ki 2 tane 1 Polonya'nın galibiyeti, 1,80 gibi güzel orandan Polonya Slovakya'da ve İspanya'nın galibiyeti 1,30 orandan. Bu iki maçı 1 ile 1 kombine ederseniz arkadaşlar, iki oranın üzerinde güzel bir oran almış olursunuz ve iyi bir şekilde kazanmış olursunuz arkadaşlar. Bugünkü video da böyleydi. Fazla sürmesin, daha hızlı yüklensin video diye daha kısa kesmeye çalıştım. Herkese kupon başarıları. Tabii ki Avrupa Şampiyonası'nda videoları gelmeye devam edecek. Siz bize destek olmaya, izlemeye, beğenmeye, like atmaya, yorum atmaya devam ettikçe biz de size destek vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese kupon başarıları, bol şanslar, iyi akşamlar.